Merhaba sevgili Tekno Safari izleyenleri. Bugün sizler için tuvaletlerde bile rahat rahat oynayabileceğiniz mekaniklere sahip olan 5 oyunu listeledik. Listemizin birinci oyunu Arch Hero. Dikey ve oynanabilir formu sayesinde her şartta, her koşulda ve her tuvalette rahatlıkla oynayabileceğiniz bu oyunun kendine has bir mekaniği bulunuyor. Savaş esnasındayken hareket anında ateş edemiyoruz. Sadece sabit durduğumuz anlarda ateş edebiliyoruz. Aynı şekilde düşmanlarımızın da bir hareket etme ve ateş etme stili oluyor. O yüzden düşmanlarımızı kovalamamız, takip etmemiz, ateşlerinden kaçmamız ve doğru anlarda sabit durup ateş etmemiz gerekiyor. Bu basit mekanik oyuna fazlasıyla heyecan katmış durumda. Ayrıca oyun içerisinde atladığımız levellerle ve kazandığımız paralarla kendimize yeni özellikler alabiliyoruz, kıyafetlerimizi upgrade edebiliyoruz, bu şekilde de karakterimizi geliştiriyoruz. Arch Hero basit yapısı sayesinde her telefonda oynanabildiği gibi her tuvalette de oynanabilir. İkinci olarak bahsetmek istediğim oyunun ismi Heroes of the Loot. Piksel sevgimden dolayı yine bu oyunu bu listeye aldım çünkü kendisi çok başarılı ve çok tatlı bir piksel art tasarıma sahip. Farklı ateş güçlerine ve stillerine sahip olan farklı karakterlerimizle birlikte bir mahzene giriyoruz. Daha fazla canavar öldürmeye ve daha fazla altın kazanmaya çalışıyoruz. Oyunun hızlı yapısından ötürü bir noktadan sonra ekranda bir kaos görmeye başlıyorsunuz. Bir yerden bir şeyler patlıyor, bir şeyler çatlıyor, size birileri kovalıyor, bir şeyler atılıyor sizlere, siz onlara bir şey atıyorsunuz. Yıldırımlar, ateş topları derken uf yani ortalık yanıyor. Ama oyun özünde çok eğlenceli bir oyun. Aynı zamanda gördüğünüz gibi her cep telefonunda çalışabilecek basit bir oyun. Üçüncü olarak bahsedeceğim oyunun ismi Slash Hero. Bizim için Cadılar Bayramı işte biraz süslenip püslenip bir yerlerde eğlenmeye gittiğimiz bir olaydır. İşte biraz daha kendi kültürümüze doğru çevirirsek bu olayı, Şeker Bayramı'nda topladığımız bütün şekerlerin çalındığını düşünün. İşte bu oyunda da Cadılar Bayramı'nda topladığı bütün şekerler bir canavar ev tarafından çalınan bir karakteri kontrol ediyoruz. Bu oyunun öne çıkan tarafı kendine has mekaniği. Normalde düşmana saldırabilmek için bir tuşumuz bulunur. Basarız ve ateş ederiz ya da kılıç savururuz. Ama bu oyunda karakterimizi düşmanın üstüne doğru sürüklüyoruz. Ve bu işlemi staminamızla gerçekleştiriyoruz. Eğer staminamızı iyi hesaplarsak düşmana tek seferde birden fazla vurabiliyoruz. Ya da kalabalık bir düşman grubunun içerisinde kalıp çok sağlam dayak yiyoruz. Dördüncü olarak bahsedeceğim oyunun ismi Hellrider 2. Cehennemin en derin noktasından, ateşlerin içinden çıkmış bir motorcuyu kontrol ediyoruz. Böyle dediğim zaman aklınıza biraz daha farklı grafikler gelmiş olabilir ama yine çok tatlış grafikleri olan bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun en temelinde sonsuza kadar gidebilme oyunlarından biri. Ve kontrol şeması da son derece basit çünkü tek bir tuşumuz bulunuyor. Bu tuşumuzla motorumuza yön veriyoruz, bu tuşumuzla düşmanımıza ateş ediyoruz. Tek bir tuşumuzun bulunması sizi yanıltmasın çünkü gerçekten sinir bozucu anlar yaşayabiliyorsunuz bu oyunda. Bu oyunu hangi tuvalette oynadığınıza dikkat edin. Çünkü el alemin tuvaletinde bağıra bağıra küfretmek çok iyi karşılanmayabilir yani. Dikkatli olun. Beşinci olarak bahsetmek istediğim oyunun ismi Into the Dead. Bu listemizdeki en karanlık atmosfere sahip olan oyunun Into the Dead olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünyayı zombiler sarmış ve biz de helikopterle bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken helikopterimiz ne şansa bir yerde arızalanıyor ve gecenin bir vakti yere çakılıyor. Ve tabii gecenin bir vakti yere çakılan bir helikopteri zombiler çok sever. Dört bir yanımızı zombiler kaplıyor. Biz de zombilerden kaçabilmek için koşmaya başlıyoruz. Yolda kendimizi savunmak için silahlar bulabiliyoruz ama bu oyunda kendimizi korumak için en güvenebileceğimiz yol zombilerden kaçmak. Sağ sola yaptığımız manevralarla zombilerden uzaklaşıyoruz. Into the Dead ile birlikte listemizin sonuna geldik. Umarım bu listemizi beğenmişsinizdir. Sizlerin de bizlere önerebileceğiniz böyle tuvalette oynamalık küçük oyunlar varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.